Evet, merhaba gençler. Bugün sözcükte yapı ve ekler anlatılacak. Başlığımızın altında neler var? Kök nedir? Kök çeşitleri nelerdir? Bunları konuşacağız. Daha sonra gövde diye bir tanımdan bahsedeceğiz. Gövdeyi neden öğreniyoruz? Ne işimize yarayacak? Nerelerde kullanacağız? Bunları değerlendireceğiz. Ondan sonra da eklerimize geçeceğiz. Çekim ekleri ve yapım eklerini tanıyacağız. En sonunda da sözcüğün yapısını işleyip başlığımızı tamamlamış olacağız. Önce kök nasıl bulunur? Kök nedir? Onun üzerine biraz sohbet edelim. Kök demek anlamlı en küçük parça demektir. Bazen eklerden arındırarak, anlamlı en küçük parçaya ulaşarak köke ulaşırız. Ama bunu yaparken dikkat etmemiz gereken bazı basamaklar vardır. Bunlardan birincisi şudur. Anlamlı en küçük parçaya ulaştığımız takdirde ikinci bir basamağı uygulamak zorundayız. Küçük parçayı, şimdi anlamlı en küçük parçaya ulaştık. Anlamlı en küçük parça ile en büyük parça arasında mutlaka anlam ilişkisini korumamız gerekiyor. Anlam ilişkisi varsa yerimizi sabitliyoruz. Anlam ilişkisi yoksa kurana kadar devam ediyoruz. Bunu da yaptıktan sonra üçüncü bir basamağı uyguluyorum. Kökün türüne karar veriyorum. İsim kök mü, fiil kök mü? Bunu da nasıl yapacağız? Mastar eki alabiliyorsa fiil kök, mastar eki alamıyorsa isim kök diyerek belirtiyoruz. Şimdi tekrar belirtelim, tekrar üzerinde duralım. Sistemi toparlayalım. Olay şu, kelimeyi bize sundular ve kelimenin kökü nedir dediler. İlk yapmamız gereken şey anlamlı en küçük parçaya ulaşmak. Anlamlı en küçük parçaya ulaştıktan sonra ikinci bir basamak uyguluyorum. Küçük parça ile büyük parça arasında anlam ilişkisi var mı kontrol ediyorum. Anlam ilişkisi varsa yerimi sabitliyorum. Anlam ilişkisi yoksa büyümeye devam ediyorum. Daha sonra da kökün türüne karar veriyorum. Kök dediğim yere mekmak eki getiriyorum. Anlamlı oluyorsa fiil kök, anlamsız oluyorsa isim kök diyerek etiketlemeyi tamamlıyorum. Bakın kök bulmayı, bu aşamaları en iyi özetlendiren en basit örnek balıkçı kelimesidir. Normalde kök dediğimiz şey neydi? Anlamlı en küçük parça. Sadece böyle bakarsak balıkçı kelimesinin kökünün bal olması gerekir. Ama böyle bir şey diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü ikinci aşamaya geçtiğinde bal kelimesiyle balıkçı kelimesi arasında hiçbir anlam ilişkisi olmadığını görüyorum. Ve anlam ilişkisi kurana kadar büyümeye devam ediyorum. Ve balık kelimesine ulaşıyorum. Ve balık köktür diyorum. Daha sonra da mastar eki getiriyorum. Anlamsız olduğu için isim kök diyerek etiketliyorum. Şimdi köklerimizin çeşitlerini inceleyelim. Birincisi isim kök. İsim kök denildiği takdirde ne yapacağız? Mekmak eki taşıyamayan bütün kökler isim köktür diyerek belirtiyoruz. Ses, hava, rüzgar, aşk, masa dediği takdirde bunlar köktür ve isim köktür diyerek etiketliyorum. İkinci maddemiz fiil kök. Fiil kök isim kökün tam tersi olacak. Yani mastar eki alabilen, taşıyabilen bütün kökler cümlemizin içerisinde fiil köktür diyoruz. Gelmek, gitmek, yapmak, okumak diyebildiğim için bunlar da fiil köktür diyerek belirtiyoruz.
mastar eki alabiliyorsa fiil kök, mastar eki alamıyorsa isim kök diyerek belirliyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken başka bir mesele var. Mastar ekini taşıyabilen bütün kelimeler illa fiil kök olacak diye bir kaydı yoktur gençler. Buradaki anlamsal sürece mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bizim Türkiye Türkçemizde sesteş kök ifade eden kelimeler vardır. Yani anlam, cümlenin içerisindeki anlam bizim için en önemli karar noktasıdır diyerek sizi uyarıyorum. Yani yazılışı aynı, anlamı farklı olan kelimeler hem fiil hem de isim kök olabilir. Anlama bakmadan karar verme asla diye uyarıyorum. Yani hayali olarak mastar ekini taşıyabilen bütün kelimeler fiil olacak diye bir şart yoktur. Önemli olan cümlenin içerisindeki anlamdır diyerek sizi uyarıyorum. Mesela artık kazı beslemek istemiyorum dediğim zaman cümlenin içerisindeki kazı kelimesinin kökü nedir dedi bana. Kazı kelimesinin kökü kas. Kas kelimesine bana ne dedi? Hayali mekmak eki getir. Kas kelimesine normalde hayali mekmak eki getirebiliyorum. Yani kazmak diyebiliyorum. O zaman buradaki kaza kural gereğince fiil kök demem gerekirdi. Ama diyor ki diyemezsin. Çünkü buradaki kaz hayvan adı olan kazdır. Bundan dolayı isim köktür demeyi unutma diyor. Cümlenin içerisindeki anlama göre değerlendiriyoruz. Hayali mekmak eki getirmek her zaman beni doğruya götürmemektedir diye belirtiyor. Başka bir cümlede dün yapılan kazı sonucunda başarı kazanıldı. Dediğim zaman cümlemin içerisindeki kazıyı değerlendirdiğimde kelimenin kökü kas. Buradaki kas kelimesi cümlenin içerisindeki anlam doğrultusunda eşmek, derine inmek anlamında kullanıldığı için fiil köktür diye belirtiyoruz. Bakın gençler, ikisinin de yazılışı aynı. Aldığı ekler bile görüntü olarak aynı. Ama baktığımızda birinci cümledeki altı çizili olan kelime isim olarak kullanılmış. İkinci altı çizili olan kelime de fiil olarak kullanılmış. Hayali mekmak eki getirmek her zaman bizi doğruya götürmüyor. Önemli olan anlamdır. Anlama bakarak karar vermek zorundayız diyerek sizi uyarıyorum. Anlamsal değer bizim için önem arz ediyor. Gelelim ortak köke. Ortak kök diğer bir adıyla köktür. Önce tanımını verelim, sonra üzerine biraz sohbet edelim. Diyoruz ki yazılışı ve anlamı aynı olduğu halde hem fiil hem de isim kök olabilen kelimeler. Yani bana diyor ki öyle sihirli kelimeler var ki Türkiye Türkçesinde çok anlamlılık taşımadığı halde. Bakın sesteşle ortak kökü kesinlikle
kesinlikle birbirine karıştırmıyoruz gençler. Çünkü sesleş kelimelerde anlam farklı diyor. Burada ise anlam aynı diyor. Yani olay şu. Türkiye Türkçesindeki bu mucizevi kelimeler tek bir anlama sahip olduğu halde bazen isim kök, bazen de fiil kök olabilir diyor. Burada anlamsal sürece bakmıyoruz. Cümlenin içerisinde bulunduğu yere bakıyoruz. Yani bu kelimeler yüklemde duruyorsa fiil kök, yüklem dışında duruyorsa isim kök diyerek belirtiyor. Hemen örneğimizi değerlendirelim. Dün iki kutu boya aldım. Tüm duvarı boyadım. Aynı cümlede kullandım. Daha rahat sezin istiyorum çünkü. Başımızın ağrımasını istemiyorum sınav anında. Boya kelimesinin altını çiziyorum. Boya kelimesinin sözlükteki anlamına baktığımızda sadece tek bir anlama sahip olan kelimelerden biridir. Ama cümlenin içerisinde bulunduğu konum gereğince yüklemde duran boyaya fiil kök diyorum. Yüklem dışında duran boyaya isim kök diyorum. Normalde ilk belirttiğim kurala göre değerlendirirsem, yani hayali mekman eki getir dedi ya bana, onu uygularsam her iki boyaya da fiil kök demem gerekiyor. Niye? Çünkü boyamak, boyamak diyebiliyorum. Buna da fiil kök demem lazım, buna da fiil kök demem lazım. Şart gereğince, kural gereğince. Ama bana diyor ki diyemez, mümkün değil diyor. Boya kelimesi kökteş bir kelimedir, sihirli kelimemizdir, mucizevi bir yapıya sahiptir. Yüklemde durursa fiil kök, yüklem durur dışında durursa isim köktür diyerek belirtmek zorundasın diyor. Mesela farklı bir örnek içerisinde değerlendirelim. Barış. Barış kelimesinin Türkiye Türkçesi sözlüğünde tek bir anlama sahip olduğunu görüyoruz. Yazılışı aynı, anlamı aynı. Ama cümlenin içerisindeki bulunduğu yere göre çeşitlilik arz etmektedir. Örneğin, iki ülke nihayet barıştı dersen barış kelimesi yükleme denk geldiği için fiil kök demeniz gerekiyor. Ama barış içinde yaşayan iki ülke özgürlüğüne kavuştu dersen buradaki barış isim kök olarak görev görmektedir diye belirtiyorum. Şimdi kökteş kelimelere örnek verelim. Aşinalığınız artsın. Gördüğünüzde rahatlıkla tanıyın. En çok kullandığımız kökteş kelimeler savaş, barış, göç, damla, kuru, boya, güven, güreş gibi kelimeler tek bir anlama sahip olduğu halde hem isim kök hem de fiil kök olarak görebiliyor gençler. Şimdi notta belirttiğim kelimelere hayali mekmak eki getirebiliyor. Savaşmak, barışmak, göçmek, damlamak, kurumak hepsine mekmak eki getirebiliyor. Normalde hiçbir inceleme yapmaksızın benim onlara normalde fiil kök demem gerekiyor. Kural gereğince. Ama ne yazık ki diyemezsin diyor. Tekrar söylüyorum. Yüklemde durursa fiil kök, yüklem dışında durursa isim kök diyerek belirtmek zorundasınız diye sizi uyarıyorum. Gelin son kök çeşidimize. Yani yansıma kök. Şimdi gençler, yansıma kök diye bir kökten bahsetmemin nedeni şudur. Şu ana kadar kökleri belirlerken
bizim adımıza en önemli olan mesele neydi? Anlam. Anlam bizim için en baş sırada yer alan unsurlardan biriydi. Ama elindeki kelime yansıma bir sözcükse asla anlam arayamazsın diyor. Burada önemli olan mesele ses. Sese odaklanarak karar vereceksin diyor. Şimdi yansıma sözcükleri hatırlayalım. Belki unutmuştursunuz. Doğa sesini çıkartır, kulak işitir, dil de o sesi taklit eder. Ve böylece ortaya yansıma sözcükler çıkar. Yansıma sözcüklerinin köklerine karar verirken asla anlama göre değil, sese göre karar vereceksiniz. Bundan dolayı kökleriniz anlamsız ifadelerden oluşabilir, tereddütte asla kalmayabiliyor. Mesela vızırtı. Vızırtı kelimesi yansıma bir sözcük. Kelimenin kökü nedir derse vız diyoruz. Normalde vız kelimesi anlamlı bir kelime mi? Hayır. Anlam aramıyorum zaten. Benim için önemli olan neydi? Ses. Sese odaklanın. Başka bir örnek. Patladı. Patladı kelimesinin kökü pat'tır diyoruz. Şırıltı. Şırıltı kelimesinin kökü şır. Çıtırtı. Çıtırtı kelimesinin kökü çıt. Havladı kelimesinin kökü hav. Bu şekilde köklerimizde anlam aramıyoruz. Yansıma sözcüklerimizin köklerinde ses odaklı çalışıyoruz. Ve yansıma sözcüklerimizin kökleri her zaman isim köktür diye de belirtiyoruz. Yansıma sözcüklerimiz her zaman isim kök olarak görev yapmak zorundadır diye belirtiyoruz gençler. Şimdi sistemi toparlayalım. Tekrar edelim. Daha iyi otursun kafamıza. Şimdi dedik ki bir kelimenin köküne karar verirken üç basamaktan geçiyoruz. Birincisi mutlaka anlamlı en küçük parçaya ulaştık. Bu birinci basamak. İkinci basamak anlamlı en küçük parçayla büyük parça arasında anlam ilişkisi kuruyorum. Anlam ilişkisi varsa yerimi sabitliyorum. Anlam ilişkisi yoksa büyümeye devam ediyorum. Anlama da dikkat ettik. Kökü belirledik. Köke karar verdikten sonra türüne karar vereceğiz. Mastar eki alabiliyorsa fiil kök, alamıyorsa isim köktür diyeceğiz. Yalnız bu karara varırken kelimelerin cümle içerisindeki anlamlarına dikkat edeceğiz. Çünkü Türkiye Türkçesinde çok anlamlılık söz konusudur. Hayali mastar eki taşıması bize her zaman fiil köke götürmeyebilir. Burada olduğu gibi diyor. Anlama bakarak karar vermek zorundayız. Eğer elindeki kelime kök, ortak kökse bu sefer de cümlenin içerisindeki bulunduğu konumuna bakıyoruz. Yüklemde bulunuyorsa fiil kök, yüklem dışında bulunuyorsa isim kök diyoruz. Hayali mekmak eki taşıması beni her zaman doğruya götürmüyor diyerek sizi uyarıyorum. Aynı zamanda yansıma sözcüklerinin köklerine karar verirken asla anlamına göre değerlendirmiyoruz, anlam aramıyoruz. Çünkü yansıma sözcüklerimizin köklerinde hiçbir zaman anlam yoktur, ses vardır. Ses odaklı çalışmak zorundasınız diyerek sizi uyarıyorum. Yani yansıma sözcüklerimizin köklerini bulurken tereddütte kalmayın gençler. Bu da böyle saçma kelimelerden oluştum demeyin. Eğer sesin çıkış noktasıysa yolunuz doğrudur diye sizi uyarıyorum.
gövdeye, gövde ne demek, ne işe yarayacak, neden öğreniyoruz, onları konuşalım. Şimdi gençler, gövde sürecine geçmeden önce şöyle küçük bir bilgi aktarmak istiyorum. Bizim iki tane etimiz var. Çekim etleri ve yapım etleri. Çekim etleri kelimenin asla anlamını değiştirmiyor. Yapım eti ise kelimenin anlamını değiştiriyor. Diyor ki bana, kökler bir tane yapım eti aldıysa gövde oluşturur diyor. Ama dikkat edelim tanıma. Bir yapım eti bir gövde. Ne kadar yapım eti o kadar gövde demek oluyor. Yani cümle kelimenizin içerisinde üç tane yapım eti var. O zaman ne diyoruz? Üç tane gövde var diyoruz. Bir yapım eti bir gövde etmektedir diyerek belirtiyorum. Kökler yapım eki aldıkları takdirde gövdeyi meydana getirir. Yeni bir yapım eki geldiği takdirde yeni bir gövdenin oluşmasını sağlar. Ne kadar yapım eki o kadar gövde etmektedir diyerek belirtiyorum. Şimdi ben gövdeyi niye öğreniyorum? Gövdenin sayesinde yapım eklerini ezberlemekten kurtulacağım. Yapım eklerimizin isimleri, isim yapım eki, fiilden fiil yapım eki diye çeşitleri var. Bunları tek tek incelemek zorunda kalmayacağım. Gövdelerimiz sayesinde yapım eklerimin isimleri ortaya çıkacak. Orada kullanacağım. Onun için bu kavramı kesinlikle unutmamanızı istiyorum. Bir yapım eki, bir gövde. Gövdelerimiz de tıpkı kökler gibi isim gövdesi ve fiil gövdesi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi onları örneklendirmek ve çeşitlerimizi gözlerimizin önüne sermek istiyorum. Birinci kelime sevgili. Sevgili kelimesindeki gövdelerini tanıyalım, görelim. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Kabaca gövdenin sadece neresi olduğunu göstermek istiyorum. Elimdeki kelimeyi en küçük anlamlı yapıya indirmeye çalışacağım. Elimdeki kelimenin kökü nedir? Sevmek. Küçüldüm. Sevmek ve sevgili arasında anlam ilişkisi var mı? Evet. O zaman kesinlikle sevmek köktür diyorum. Sevmek diyebildiğim için fiil kök. Sevmek kelimesi giy ekini aldıktan sonra anlamını değiştirdiği için elimde ne var? Yapım eki. Sevgi kelimesi artık neye dönüştü? Gövde. Peki sevgimek diyebiliyor muyum? Hayır tabii ki. O zaman elimdeki kelime isim gövdesi olmuştur diyerek belirtiyorum. Sevmek fiil. Ama sevgi kelimesi isim olduğu için artık elimizde ne var diyorum? İsim gövdesi vardır diyerek belirtiyorum. Sevgiden de sevgili diye yeni bir kelime türettim. Yani ikinci bir yapım eki getirdim. Artık burası ne oldu? İkinci bir gövde oldu. Peki sevgili dediğimde isim mi oldu? Fiil mi? Tabii ki isim oldu. Tekrar elimde ne var diyorum? İsim gövdesi vardır diye belirtiyorum. Yani işin özü iki tane yapım eki geldi. Bu ikisi de kökü isme dönüştürdü. Sevmek fiil. Sevgi isim. Sevgili isim. Yapım ekleri her geldiğinde neye dönüştü? İsme. O zaman benim elimde iki tane isim gövdesi vardır diye belirtiyorum. Başka bir kelime inceleyelim. Yaptırsın. Yaptırsın kelimesine baktığımızda elimizdeki kelimenin kökü yapmak. Fiil kök, maknek eki taşıyabiliyor çünkü. Yapmaktan yaptırmak. İşi başkasına gerçekleştirme anlamı kazandı. O zaman buradaki tır eki yapım eti. O zaman yaptır kelimesi
gövde olmuştu diye belirtiyorum. Yaptır kelimesi isim mi oldu, fiil mi? Yaptırma. O zaman fiil gövdesi. Elimde artık bir fiil gövdesi vardır diye belirtiyorum. Yaptırsın dediğimde kelimenin anlamı değişmediği için sil eki, çekim ekidir diye belirtiyorum. Evet gençler, birinci kelimemiz iki tane yapım eki taşıyor. Onun için iki tane gövdesi vardır. Yaptırsın kelimesinde ise bir tane yapım eki olduğu için bir defa gövde oldu. Bundan dolayı da bir kere gövde oldu diye belirtiyorum. Ne kadar yapım eki o kadar gövde etmektedir diye belirtiyorum. Başka bir kelime yapalım. Başlattı. Başlattı kelimesine baktığımızda kelimenin kökü ne? Baş. Başmak diyemediğim için isim kök. Baştan başlamak. Kelimenin anlamı değişti. Yapım eki. Başlamak kelimesi artık neye dönüştü? Fiil. Yapım eki taşıdığım için ben artık neyim gençler? Fiil gövdesi. Başlamaktan da başlatmak dedim. Kelime neye dönüştü? Yapım eki taşıyor. Başlatmak dediğimizde de neye dönüştü? Tekrar fiile. O zaman da ne oldu? Fiil gövdesi. Başlattı dediğimde kelimenin anlamı değişmediği için çekim eki aldı diye belirtiyoruz. Başlattı kelimesine baktığımızda yine iki tane yapım eki var. Bundan dolayı iki tane de gövdem oldu. Tesadüfen her gövdede gene fiile dönüştüm. Sistemi bu şekilde oluşturdum diye belirtiyorum. Bunun dışında sınavınızda size şöyle bir ifade kullanılacak gençler. Burayı lütfen dikkatle dinleyin. Diyecek ki size gövdeden türemiş bir kelime var mıdır? Şimdi gövdeden türemiş kelime. Ne demek istiyor? Şimdi olayımız şu. Ben şu anda bir yapım ekini taşıyarak neyim? Gövde. Gövdenin türemesi için neye ihtiyacım var? İkinci bir yapım ekine. Yani sınav size sadece şunu soruyor. En az iki tane yapım eki taşıyan kelime var mı? Bunu soruyor. Gövdeden türemiş kelime var mıdır dediği dakikada en az iki tane yapım eki taşıyan kelime bulacaksınız. Yani başlattı kelimesi gövdeden türemiştir. Yaptırsın kelimesi gövdeden türemiştir diyoruz. Tekrar belirtiyorum. Gövdeden türemiş bir kelime var mıdır? Bize bunu sordu. Gövdeden türemiştir ifadesini duyduğumuz dakikada en az iki tane yapım eki taşıyan kelime bulacağız. Çünkü bir tane yapım eki geldiğinde ne yapıyor? Gövde yapıyor. İkinci yapım eki geldiğinde ne yapıyor? Gövdeyi türetiyor ve bu şekilde en az iki tane yapım eki taşıyan kelimeyi bulmamız elverişli. Daha fazla tabii ki yapım eki taşıyabilir ama iki olsun benim olsun hesabı. Gövdeden türetilmiş kelime eşittir en az iki tane yapım eki taşıyan kelime demektir. Başlattı kelimesi gövdeden türemiştir. Yaptırsın kelimesi kökten türemiştir diyerek belirtiyoruz. Evet, gelelim şimdi eklerimize. Eklerimiz ikiye ayrılacak. Birincisi çekim ekleri.
Çekimekleri kesinlikle kelimenin anlamını değiştirmeyen eklerdi. Şöyle hemen tablomuzun içerisinde hangi ekleri göreceğimizi gözümüzün önüne bir serelim. Çekimekleri, isme gelen çekimekleri ve fiile gelen çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi hangi ekim nerede durduğu çok önemli. Çünkü elinizdeki kelimenin türüne göre hangi çekim eklerini aramanız gerektiğini öğrenirsiniz. En azından bir nebze de olsa uydurmayı engeller. Yani şunu bileceğiz. İsimler hangi çekim ekini alabilir? Fiiller hangi çekim ekini alabilir? Bunu bilmek bile bir nebze işimizi kolaylaştıracak. Elinizdeki kelime isimse çekim eki olarak çoğul eki bulabilirsin. Durum eki yani hal eki arayabilirsin. İlgi eki diğer bir adıyla tamlayan eki alabilir. Ya da iyilik eki yani tamlanan eki bulabilirsin. Bununla beraber mesela 5. maddede de eşitlik eki. Cacı ekimiz var. Eşitlik ekini testler bile sormuyor. Sınavımız şu ana kadar hiç tercih etmedi ama ismen bilin gene de. Bizim için önemli olan şu 4 tanesi. İsimse elindeki kelime ve çekim eki olduğunu düşünüyorsan bu 4 ekten birini bulman gerekiyor. Başka hiçbir ekim olduğunu iddia edemezsin diyorum. Fiillere gelen çekim ekleri ise birincisi ki yani zaman ekleri, ikincisi şahıs ekleri yani kişi, üçüncüsü de olumsuzluk ekleri diyerek ifade ediyoruz. Toplam 7 tane eşitlik ekini saymazsak 7 tane ek tanıyacağız gençler. Bizim için en önemli olan çekim eklerimiz bunlar. Çekim ekleri birazcık ezberdir ama gene de mantığını yakalamakta fayda var. Ezber nereye kadar ister istemez insan unutuyor. Lütfen ekleri nerede arayacağımızı bilelim. Yani tutup da elindeki kelime isimken şahıs eki olduğunu iddia etme. Ya da elindeki kelime fiilse larler ekini gördüğünde çoğul eki olduğunu düşünme. Bu tabloyu bilmek bile işimizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Lütfen bu meseleye dikkat edelim diye sizi uyarıyorum. Şimdi eklerimize başlayalım. İsme gelen çekim ekleri. İsme gelen çekim ekleri dediğimizde birinci maddemiz çoğul eki. Çoğul eki dediğimizde direkt aklımıza ne gelecek tabii ki? Larler eki. Larler eki isimlere gelerek miktar fazlalığı sunan eklerdir. İsmin sayı bakımından fazla olduğunu, çoğaldığını ifade etmek adına larler eki kullanırız. Ama cümleleri değerlendirdiğimizde çoğul ekleri her zaman miktar fazlalığı sunmuyor. Bazen farklı anlamlarda da kullanılabiliyor gençler. Bundan dolayı da testler size şöyle bir soru soruyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki farklı bir anlamda kullanılmıştır diyor. Onun için size farklı anlamlara da gelebilecek çoğul eklerini tanıtmak istiyorum. Şu şekilde. Çocuk 3 yaşlarında olmalı dediğim zaman cümlenin içerisindeki çoğul eki olan larler eki miktar fazlalığını değil yaklaşıklık anlamı sunmuştur diyerek belirtiyorum. Yani aşağı yukarı yaklaşık değerini vermek adına çoğul eki kullanılmıştır. Mesela
Çoğul ekidir. A cümleye kazandırdığı anlam millet, soy, sop anlamıdır diyerek belirtiyoruz. Buradaki lar ekinin görevi çoğul eki. Bakın görevi çoğul eki ama kattığı anlam çoğulluk değil millet anlamındadır diyerek belirtiyoruz. Başka bir cümleyi değerlendirelim. Nihayet Ayşeler bize geliyor dediği zaman cümlenin içerisindeki varlar aile anlamında kullanılmıştır. Ne yazık ki Orhan veriler yetişmiyor dediğim zaman cümlenin içerisindeki varlar da benzeri gibi anlamını sunmaktadır diye belirtiyoruz. Göründüğü üzerine normalde larger ekinin bu dört cümledeki görevi tabii ki çoğul eki. Ama cümleye kattığı anlam değişebiliyor diye belirtiyoruz.